Herkese merhabalar. Bugün harika bir yerdeyim. Bolu'ya geldim. Serdar abimin Camp Wolf Truck adındaki mekanındayım. Sizler burayı biliyorsunuz. Burada normalde çocuklara, gençlere doğa kampları oluyor. Ben de Balaban ekibini yani tüm takımımı buraya bu hafta sonu getirdim. Keyifli bir hafta sonu geçireceğiz. Bizim için sezon öncesi bir tatil niteliğinde doğa kampı olacak. Aynı zamanda da bushcraft eğitimleri alacağız. Sizler için de süper vlog olacağını düşünüyorum. Bu vlogun içinde hem eğlenceli görüntüler hem de Faysal abimizden bushcraft eğitimleri göreceğiz. Hadi yanlarına gidelim. Evet, şöyle de bir gerçek var. Onları şöyle kenara alalım. Ha, arkadakilere getiriyorsun değil mi? Bunlar değil miydi abi? Bir de şeyin arkasında var. O girişte arabayı park ettiğimiz yer var ya. Tamam. Onlar var. Tamam. Ha, bunlara sabah kar. Sen de yardım et. Sabah kar taşı da taşırım. Arkadaşlarla birlikte doğada hayatta kalmanın temel prensiplerinden biri olan barınak yapmayı deneyeceğiz hep birlikte. Bildiğim bir barınak tipi var. Üçgen tipi. Onu göstereceğim. Kullanışlı, basit. Yapması da kolay. Ve çok dayanıklı. Birazdan ona başlayacağız arkadaşlarla birlikte. Ben bildiklerimi aktaracağım. Onlar da belli aşamalara getirdikten sonra onlara bırakacağım. Onlar kendileri yapacaklar. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Çok zor bir şey değil. Ama dikkat isteyen bir konu. Önce uygun malzemeyi bulmak. Çok kalın olmayan ağaçlarla doğada bulabileceğiniz, doğaya ve çevreye zarar vermeden elde edebileceğiniz çok ince dallarla, onun dışında yapraklarla, yerde duran gazellerle yapabileceğiniz bir barınak tipi bu. Çok güce ihtiyaç yok. Çok zor durumlarda kaldığınız zaman kendinizin çok rahat yapabileceği bir barınak. Şekilde kesmiyoruz. Bunu keserken her zaman için 45 derecelik bir açı veriyoruz. Bakın. Şöyle. Bakın. Açıyı gördünüz mü? İz yapıyorum. Böyle kesmiyoruz. Böyle düz. Çok rahat kesebilirsiniz. Bakın. Tamam. Asla ve asla böyle kullanmayın. Veya yanınıza alın, şu şekilde bakın. Evet, çok ustalaştığınız zaman şöyle kullanabilirsiniz. Elinizi kesmeden böyle kullanabilirsiniz. Ama şimdilik sizden isteğim böyle. Bakın bu çıkan şeyler, şurada göstereyim. Şunlar. Çok kolay yanar. Kuru bir ağaç. Belli bir yaşta tutturursunuz. Bu ağaç çok sağlam olmadığı için şöyle elinizle desteklersiniz. Aynı şeyi bıçakla da yaparsınız. Böyle koyayım. Benim bıçağım kimde? Büyük olan bıçak. Üzerine basıyorum. Ayşin Hanım. Bu bıçağı biraz alalım. Bacaklarıma sıkıştırıyorum. Bakın bıçakta da aynısını yapabilirsiniz. Büyük parçaları böyle alabiliyoruz. Hocam bir de yani kalemle işaretleme şansım olmadığı için şöyle işaretliyorum. Şöyle bir iz yapıyorum. Böyle itiyorum. Hatta düz de yapabilirsiniz. Bakın. Hiç acele etmiyorum. Yani şurada temas yüzeyiyle şuradaki temas yüzeyi farklı. Bunu arttırdım. Onu da alayım. Şöyle kullanabiliriz. Evet. Bakın daha kararlı oldu. Bakın şu elindeki paraşüt ipi. Bunun bir özelliği var. Bunun içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha ip var. Ve çok sağlam iplerdir. Bunu kullanabilirsiniz. Yani bu kadar bir kısa iple barınağın tamamını bitirebilirsiniz. Bakın şuradan bir tane geçirdim ve bağladım. Bunu hepinize yaptıracağım. Çünkü her noktasında kullanacağız. Sıkıca bağladım. Sonra buradan ters çeviriyorum. Bakın.
Gördünüz mü? Tamamını sardı. Şöyle koyalım. Ne kadar ebatta istiyorsanız. Bakın bunun ebatı neredeyse şu boy, şu üçgenin son noktasıyla buranın arası bir kişinin sığabileceği kadar. Biraz daha büyük yapmak isterseniz uzatabilirsiniz. Ve bulduğunuz malzemeye bağlı. Bulduğunuz malzeme böyle uzun olmak zorunda değil. Şöyle tutar mısın? Eğer kısa malzemeniz varsa veya bulunduğunuz yerde ağaç bulma şansınız yoksa kısa olanları hemen ek yaparsınız. Böyle ek yapabilirsiniz. Geriye doğru. Tam kafanın biraz daha geriye. Biraz daha. Ayaklarını da içeri sok. Geri. Geri, geri, geri. Evet. Burada şöyle bir durum söz konusu. Barınağı çok büyük yaparsanız çok malzemeye ihtiyacınız var. Çok daha fazla yorulursunuz. Burada amaç şu. Ne kadar kalacaksınız? Bir gün mü? İki gün mü? Çok hani uzun süre mi kalacaksınız? Veya iki saat, üç saat kalıp yolculuğa devam mı edeceksiniz? Bunlar önemli. Hava şartları çok önemli. Kar, soğuk, rüzgar. Soğuk olduğu zaman elleriniz çalışmaz. Daha az hareket eder. O yüzden hani büyük yapmanın avantajları var. Dezavantajı da çok çabuk yorarsınız. Bakın şu boy bence yeterli. Diğer arkadaşlar da ateş düzeninde kullanacakları bir kanca sistemi var, ikili. Doğada pek olmayan bir malzeme. Nasıl yapılır onu göstereceğim. Tamamladıktan sonra barınağın daha kullanışlı ve işe yarar hale gelmesi için soğuk havalarda ısınmak için, yemek pişirmek için, ıslak elbiselerimizi kurulamak için, motivasyonumuzu arttırmak için ateş yakma hazırlığına girişeceğiz. Ateş yakmak hazırlık isteyen bir olay. Şöyle ki zeminin kuru olması, ıslak olması, onun dışında hava şartları çok etkiler. Mümkün olan şartları asgari hale getirip kolay ateş yakma yöntemlerini göstereceğim. 7-8 tane yöntem var ama bundan en önemli şey hazırlık yapmak. Hazırlıktan kasıt şu, odunları hazırlamak, yakacakları hazırlamak, çevreyi hazırlamak, uygun ağaçları bulmak, kuru ağaçları bulmak. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Kahve gömleğinde var mı? Evet, gel burada. Vay be, adam harika yaptı. Bir dakika, bir saniye verir misin? Dur hocamızı marmışım, kesin verin. O zaman elindekini ver. Ateş başlatma ile ateşi devam ettirme arasında farklar var. Biz şimdi ateşe hazırlık yapıyoruz şu anda. Malzemelerimiz hazır olduktan sonra nasıl tutuşturacağınızı, nasıl oraya aktaracağınızı, neler yapmamanız gerektiğini hepsini göstereceğim. Şimdi elimde ateşi başlatmak için 3 tane şey var, materyal var. Bakın kibrit, çakmak, magnezyum çubuğu. Cihat bunları... Üçünü de bir suyun içine atıp gelir misin? İyice yıka bunları, gel. Tamam. Ama hiç acıma. Kibritin içinde yık. Başarılı. Teşekkürler. 4 tane, 4 tane kestik başarılı. Bakın. Kibrit ıslak. Sırt çantamızda veya şeyde asla yanmaz. Pratik değil. Kuruması lazım. Uzun süre beklememiz lazım. Çakmak asla yanmaz. Bunu da kurutup beklememiz lazım. O magnezyum çubuğun şöyle bir özelliği var. Silip. Yani çakmak.
da katran. Aynı şekilde o çıradan çıkartılmış damıtma yöntemiyle onun özü. Bak üzerine atıyorum. Artık bunun sönmesi imkansız. Zaten sesinden de belli oldu. Meşaleler bununla yanıyor. Sabırla, acele etmeden. Elinizi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bu yeterli. Hocam bu yanmaya devam etsin mi? Bakın, esin bakın. Gördünüz mü? Bakın, buraya girsin yeterli. Bakın girdi geçti bile. Çok rahat oldu. İkinci deliği deneyelim. Buraya da girdi. Çok rahat. Hani bu iki kademeli olabilir. İki tane de yapabilirsiniz. Üç tane de yapabilirsiniz. Bakın. Bunun buradan çıkma şansı yok. Yani düşmez. Aşağı inme şansı yok. Geri çıkma şansı da yok. Yani sade bir şekilde istediğiniz uzaklıkta, şu uzaklık ideal. Şuraya çekebilirsiniz. Veya buraya çekebilirsiniz. Tek alette her şeyi hallediyoruz. Şimdi arkadaşlarla birlikte ateş yakma düzeneklerini hazırladık. Bunda şöyle şunları kullandık. Pamuk bile kullandık ama pamuğun ne kadar kısa sürede dayandığını gördüler. Denediler. Magnezyum çubuğuna elleri alıştı. Daha sonra kalıcı bir ateş yakabilmek için uzun süre yanan çıra tozunu oluşturduk. Çıra tozunda içindeki olan reçineden dolayı daha uzun süre yandığından daha kararlı bir ateş elde ettiler. İnce ve kuru dallarla mevcut olan ailelenmiş ateşi büyüttüler. Bu büyütülen ateşle de üzerine malzeme kurutma, malzeme pişirme, size zaman kazandıracak bir düzenek hazırladık. Ateş düzeni hazırladık. Bu elimdeki bir Türk yayı, geleneksel Türk yayı. Milattan önce 5000'li yıllarda ilk bulunmuş. O zamanların en iyi silahı buydu. Kesinlikle buydu. Bir Türk yayıydı. Öncesinde farklı yaylar da icat edildi ama Türk yayı icat edildikten sonra kesinlikle en iyi yay unvanını aldı. İlk dönemlerde yayın yapılışı 2 seneyi buluyordu. Şimdi tabii ki çok hızlandı teknolojiden dolayı. Ana gövdesi akça ağaçtan, dışına manda derisi ya da dana derisi de olabilir. Derinin alt tarafında, iç tarafında daha doğrusu manda boynuzu çeşitli ısıtılan ısı yöntemleriyle boynuz eritilerek ya da yumuşatılarak bu form veriliyor. Arasına da mandanın aşil tendonu lif haline getirerek yerleştiriliyor. Ve yapışkan olarak da mersin balığının hava keseceğinin içinden alınan sıvıyla bir yapıştırıcı elde ediliyor. Daha sonra hepsi birbirine yapıştırıldıktan sonra 2 sene boyunca kurumaya bırakılıyor. Ve 2 sene sonra kullanıma hazır hale geliyordu. Şimdi tabii ki dediğim gibi çok hızlandı bu işlemler. Bu da tam bir geleneksel yay. Geleneksel yöntemlerle yapılmış bir yay zaten. Oktan bahsedeyim çok kısa. Bunlar da içlerinde ayrışıyor. Bu endamlı bir ok. Endamlı ok ortası biraz daha kalın. İki ucu daha inceliyor. Ve atıldığında hedefe bir falsoyla gidiyor. Atarken birazdan fark edeceksiniz. İlk kirişten ayrıldığında hafif bir falso veriyor. Daha sonra düzelip hedefini buluyor. Her şekilde buluyor. Tabii doğru atıldıysa. Endamsız oklar var. Onlar da endamlı oklara göre biraz daha yavaş hareket eden oklar oluyor. Bir de Metehan döneminde, Metehan'ın bir icadı ok var. O da ıslık çalan ok diye geçiyor. Bu da atıldığında, zaten tiplerin hepsi aynı. Islık çalan ok atıldığında giderken bir ıslık sesine benzer bir ses çıkarıyor. Bu da savaşlarda daha çok tercih edilen bir ok oluyor. Bunun da sebebi düşmanı psikolojik olarak aslında yenmek gibi oluyor. Çıkardığı ses çünkü kulağa ciddi şekilde rahatsız eden bir ses oluyor. Şimdi gidip atalım. Beşer tane atacağız zaten. Hedefe tam yan durmam gerekiyor. Bedenimle değil, kolumla hareket etmem lazım. Hedefe kolumu uzatacağım. Kesinlikle kolum, dirseğimi, iç kısmını kirişin geldiği yere isabet ettirmemem lazım. Çünkü burayı yakar.
O yüzden elimi hafif kırarak tutuyorum. Hatta dirseğimi de kırıyorum ki buraya çarpmasın. Çarptığında cidden çok yakar. Şey gibi olur, hani sahaya düşmüş gibi olursunuz. Bayağı yakar. Burada bir çıkıntı diyelim var. Okumu onun altına yerleştiriyorum. Şuradaki çizgi elimi ortalamam gerektiğini gösteriyor. Tam orta parmağımı o hizaya denk getiriyorum. Parmağımı okun tam altına, baş parmağımı, içindeki şu boğum çizgi okun tam altına yerleştiriyorum. Kesinlikle İngilizler gibi değil. Okun altına yerleştiriyorum. Üstüne de işaret parmağımı kapatıyorum. Ve bu şekilde ben oku buraya sıkıştırmış oluyorum. Kesinlikle okum düşmeyecek. Bu elim burada olmasa bile okum düşmeyecek. Ama hani İngilizler gibi yapsam bu oku burada tutmam mümkün değil zaten 3 parmağımla. Yerleştiriyorum. Diğer 3 parmağım boşlukta kalıyor. Benim işimi görmeyecek. 2 parmağımla tutuyorum. Hedefin tam karşısındayım. Bu sert, dediğim gibi sert bir kiriş. O yüzden çekip bekleme yapmıyorum. Beklersem elim titreyecek, güç kaybetmeye başlayacağım. Bu sefer de yay titreyecek ve kesinlikle okum hedefe ulaşmayacak. Çekiyorum ve bırakıyorum. Önce baktım, elimi yerleştirdim ve bıraktım. Harika bir güne uyandık. Hava gerçekten mükemmel. Suyun sesi, çok dinlendirici bir hava var. Camp Woof Truck gerçekten cennet gibi bir yer. İlk günümüzü eğitimlerle tamamladık. Faysal abiden çok şey öğrendi ekip. İkinci günümüz yine çok güzel bir gün. Bugün Serdar abinin dağ evine gideceğiz. Orada biraz zaman geçireceğiz, aktivite yapacağız. Sonra tekrardan kampa geri döneceğiz. Harika bir gün olacak. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Emek, kan, ter, gözyaşı, her şey var. Dağ evine çıkacağız. Oradan gezeceğimiz birkaç nokta var. Oraları gezeceğiz. Geleceğiz inşallah hangisiyle. Çok güzel şeyler daha öğrenmenizi isterim ama vakit darlığı ve sizi sıkmamak adına ve başlangıç serisi olduğunu söylediğini beyan ettiğiniz için ona göre davrandım ama
dediği gibi Ertan'ın level'ı atlatmakta fayda var. Konforlu kamp yapmayı tabii ki hakkınız hepinizin ama biraz böyle çıta yükseltelim yani. Işte. Süper bir hafta sonuydu. Balaban ekibi zaten aile gibidir. Onlarla birlikte kendi sevdiğim mekanı ve bu doğal ortamı paylaşmak benim için bir ayrıcalıktı. Onların da hoşuna gitti. Gözlerinde mutluluğu okudum. Gerçekten doğaya geldiğiniz zaman ilginiz olmasa bile belli bir süre sonra kendinizi buraya ait hissediyorsunuz. Benim takipçilerimin bu iş sevdiğini biliyorum ama hala doğaya gitmemiş insanlar varsa aranızda mutlaka bir şekilde kendinizi doğaya atmanızı sizlere öneriyorum. Bu videoda bazı eğitim videoları vardı. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Aynı zamanda eğlenceli bir vlogtu. Gerçekten ben çok keyif aldım. Bu bizim için öncelikle süper bir anıydı. Umarım böyle videoları beğeniyorsunuzdur. Aşağı mutlaka hem video ile ilgili hem de gelecekte istediğiniz videolarla ilgili yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu geri bildirimler bizim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.